أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Alemlerin Rabbi, yaratan, yaşatan ve yöneten Allah Celle Celaluhu'ya sonsuz hamdü senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem, Habibi Huda, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Amin. Değerli cemaati müslimin, kıymetli hazirun, Enfal suresi 35. ayeti kerimeyle dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Cenab-ı Hak hakkıyla istifade edebilmeyi nasip eylesin. Estağfirullah, bismillah. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوكُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ صَلَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ Onların salatı, namaz, dua, ibadet, ritüelleri ancak şudur diyor Mevla. عِنْدَ الْبَيْتِ Kabe-i Muazzama etrafında اِلَّا مُكَاءً ve tasdiye, ıslık çalmak ve el çırpmak. Yani onlar Kabe etrafında ibadet maksadıyla ıslık çalarlar, el çırparlar. Onların duaları, namazları, ibadet anlayışları budur. فَذُوكُ الْعَذَابَ Azabı tadın بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ İnkar etmeniz, küfretmeniz sebebi ile. Sadakallahu azim. Bir önceki ayeti kerimeyi hatırlayacak olursak, Mekke müşriklerinin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Hudeybiye günü Kabe-i Muazzama'ya giriş için izin vermediklerini, Mescid-i Haram'ı onlara engel olup sokmadıklarını, kendilerini Kabe'nin mütevellisi kabul ettiklerini, oysa Kabe'nin mütevellisi, Kabe'nin velisi, dostu ancak muttakilerdir diye buyurdu. Şimdi niçin Mekke müşriklerinin Kabe'nin velisi olamayacaklarını Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede dini ritüellerini, ibadet anlayışlarını ortaya koyarak bu sebeple o müşrikler Kabe'nin hamisi, hafızı olamazlar. Nedir? Onlar İbadeti Kabe etrafında tavaf ederken zaten gündüz erkekler, gece kadınlar rivayetlerde ifade edildiği üzere çıplak vaziyette Kabe'yi tavaf ediyorlardı ve Kabe'yi tavaf ederken de ıslık çalıyorlardı, bir de el çırpıyorlardı. Bunun Allah'ın kabul edeceği, razı olacağı bir amel olmadığını Rabbimiz ifade ediyor. Bu şirk anlayışı, müşriklerin, Ebu Cehillerin ibadet ritüelleri. Şimdi bir parantez açarak aradan 14 asır geçti. Bugüne şöyle bir yolculuk yapalım. Bugün de sözüm ona, cenazelerinin arkasından ıslık çalıp el çırpanlar var mı? Bize gerici diyorlar değil mi? Bize irticacı diyorlar. Halbuki onlar bizden daha gerici. Bu cahiliye döneminin, Ebu Cehillerin adeti, ıslık çalmak, el çırpmak, bunu ibadet gayesiyle yapmak Mekke müşriklerinin adeti. Siz ölülerinizin arkasından el çırpıyorsunuz, ıslık çalıyorsunuz, Ebu Cehillerin nesli olduğunuzu, ama bu millet maalesef, üzülerek söylüyorum, hala hakikati görmemekte ısrar ediyor. Bunların söylemleri de, eylemleri de bizden farklı.
Yani bu adamlar bizim inandığımız gibi inanmıyorlar. Bunlar ölülerinin arkasından ıslık çalarlar, el çırparlar. Ölülerine Allah rahmet eylesin demezler, ışıklar içinde yat derler. Onların bir ışıklar dini anlayışı var. Onların ölüleri ışıkların altında yatıyor. Ve dahi onlar hani daha da yeni televizyonda haberlere konu oldu. Kendilerinden birisinin cenaze merasiminde sözüm ona, eline mikrofonu alan birine dedi. Şimdi dedi sen orada falan falan falanla beraber dedi. Masayı kurmuşsun gene kafayı demliyorsun dedi. Bak bunların inandığı ahiretle kabirle bizim inandığımız kabir ahiret aynı değil. Onlar ölülerinin gittiği yerde de kafayı demleyeceklerine inanan adamlar. Ama işin garip tarafı ve üzücü tarafı bu adamlar hayatları boyunca dine, imana hakaret ettiler, alay ettiler, inkar ettiler, küfür ettiler, kabul etmediler. Ama Allah Kur'an'da Celle ve Ala وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمْ münafıkların cenaze namazını kılma diyor Mevla. Münafık kim? Ve senin benim gibi görünen namazda, niyazda ama onun içi bozuk. Ya münafığın namazını kılma diyen Allah, bu adamların bırak içini, dışları bozuk. Adamın dilleri İslam'a hakaret ediyor. Yaşantılarıyla dine alay ediyor, sövüyor, sayıyorlar. Ama çok af buyurun, öldükleri zaman camiden, musalladan cenaze namazları kalkıyor. Yani siz hayatınız boyunca sövdüğünüz, hakaret ettiğiniz, inkar ettiğiniz, rahatsız olduğunuz, ezandan, camiden, namaz kılandan rahatsız oluyorsunuz da cenazelerinizi niye cami musallasından kaldırıyor, kendiniz de kırmıyorsunuz? Af buyurun ama bunu söyleyeceğim, ahmak Müslümanlara kıldırıyorsunuz. Bu Müslümanlar da artık kimin namazı kılınır, kimin namazı kılınmaz bunu bir anlasınlar ya. Münafığın namazını kılma diyen Allah. Ya bu adamlar bırak münafığı, bir tık öteye geçmişler. Cenaze arkasından el çırpıyorlar. Rahmet yok. Işıklar, onların ışıklar dediği ne biliyor musun? Mevla Teala onların kabirlerini ateş topuyla dolduruyor ya. Bu ateş uzaktan ışık diye görünüyor. Onlar zannediyor ışıkların altında. Bu ateşin içindeler ya. Ne diyor Mevla devamında? فَذُوكُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Bu küfrünüz, bu inkarınız sebebiyle azabı tadın diyor. Bu azap dünyada başlarına gelecek Bedir gibi bir yenilgi, mağlubiyet, dünyalık bir bela, azap olabileceği gibi ölümle başlayan kabirde, ahirette devam edecek olan bir azap da olabilir diyor ulema. Ölümle başlayan bir azabı tadacaklar er ya da geç. Öyle dünyada o kadar rahat konuşmalarına, af buyurun ağızlarından salya akıtırcasına, Allah'a, peygambere, dine öyle hakaret etmelerine bakmayın siz. Sonunda bunları ölürken Mevla diyor yani وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ Ey peygamber sen o zalimleri bir görsen fî غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ölümleri anında وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا اَيْد۪يهِمْ melekler ellerini onlara uzatmış اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمْ hadi şimdi canınızı Allah'ın azabına çıkartın derken bir görsen diyor Allah. Başka bir ayeti kerimede de وَلَوْ تَرَا ey Habibim sen görseydin اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا o kafirler ölümleri anında الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ فَذُوكُ الْعَذَابِ melekler onların sırtına, yüzüne vura vura canlarını çıkartırken hadi şimdi can yakıcı azaba çıkın derken onların ölümünü bir görsen diyor Allah. Ölürken bak melekler bağırta bağırta canlarını alacak diyor Allah. Yani dünyada güle oynaya İslam'a, Kur'an'a hakaret eden şimdi orada bir yerde demleniyorsun diye hakaret ediyor, istihza ediyorsun ama o melekle ölüm anında karşılaştığında bağırta bağırta canlarını alacak Allah diyor. Allah'ın azabı çok çetin. Sadece ölürken mi? Kabirde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu?
Kabir onları diyor öyle sıkacak, öyle sıkacak ki diyor kemikleri un ufak olacak. Bir hadisinde buyuruyor ki Cenab-ı Hak kabirde onlara azap etmek üzere diyor bir melek görevlendirecek. Meleğin gözleri kör, kulakları sağır. Gözleri kör, kulakları sağır olmasının hikmeti ne? Elinde öyle bir topuz var ki diyor Efendimiz, onu bir dağa vursa dağ un ufak olur. Sen şimdi bu topuzla kabirdekine kıyamet sabahına kadar vuracaksın diyor Allah. Senin görevin bu. Gözü niye kör? Çünkü vurduğunu görürse olur ki merhamet eder. Kulağı sağır, onun feryadı figanını duyarsa olur ki merhamet eder. Gözü de görmeyecek, kulağı da duymayacak. Kıyamet sabahına kadar kabirde onlara tokmaklar, topuzlar inecek, kalkacak. Hadis-i şerif, inanmayanlar gidince görecekler. Ya mahşerde ahiretteki azapları Allah muhafaza. Bu inkarınız, bu küfrünüz sebebiyle size azabı tattıracağım Allah diyor. Bugün serbestsiniz. Bugün dünyada imtihan, karışmıyorum. İsteyen istediğini söylesin, inansın, istediği gibi yaşasın. Ama bu filmin bir finali var. O film bittikten sonra, ondan sonra görüşeceğiz Mevla diyor. Bir sonraki ayet-i kerimeyi okuyalım. İnnellezîne keferû, şu kimseler ki küfrettiler, kafirler, yunfikûne envâlehum, mallarını infak ederler. Enteresan bir ayet. Kafirlerde de infak var mı? İnfak etmek, Allah rızası için sadaka vermek manasına değil, mallarını harcarlar kafirler. Ne maksatla? لِيَسُدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ İnsanları Allah yolundan alıkoymak için. Kafirler mallarını, servetlerini Müslümanları Allah'ın yolundan, dininden alıkoymak, yeryüzünde İslam'ı, Müslümanlığı engellemek için kullanırlar diyor Allah. Kafir, kafir. Malını ortaya koyuyor adam. Niye? İslam ortadan kalksın diye. Allah'ın diniyle insanlar buluşmasınlar diye. Müslümanlık diye bir şey yeryüzünde kalmasın diye adamlar mallarını ortaya koyuyorlar. فَسَيُنْفِكُونَهَا Yakında yine infak edecekler Allah diyor. Yine vermeye devam edecekler. Bugün de olduğu gibi. Mallarıyla İslam'ı engellemeye çalışan kafirler. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً Bu verdikleri, bu yaptıkları onlara sadece sonunda pişmanlık olarak kalacak. Yaptıkları bu işin sonunda pişman olacaklar. ثُمَّ يُغْلَبُونَ Sonunda da mağlup olacaklar Allah diyor. Yenilecekler, bütün mallarını, servetlerini, imkanlarını ortaya koysalar Allah ile savaşmaya güçleri yetmez. Bu dinin sahibi Allah, Kur'an'ın sahibi Allah, Kur'an'ın yanında olan Müslümanların sahibi Allah. Yenilecekler Allah diyor. Sonra وَالَّذِينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ Kafirler cehenneme haşredilecekler. Bu dünyada mağlubiyet, mahşerde de cehenneme sevk edilecekler. Şimdi bu ayet-i kerime Bedir Savaşı'nda mağlubiyeti tadan müşrikler hakkında indiği söylenir. Şöyle ki Bedir'de çok kayıp verdi müşrikler, hiç beklemedikleri. Ebu Cehil başta 70 tane azgın kafir müşrik leşleri serildi Bedir'e. Efendim bir o kadar da esir bıraktılar. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e henüz iman etmemiş o günler. Onun etrafında birileri Ebu Süfyan'a gittiler. Sen dediler kervanı kurtardın. Kervanı kurtardın ama babam gitti. 70 tane ölümüz var. Şu kadar esirimiz var. Bu kervanda biz kar etsek ne yazar? Ne olacak bu dünyalıklar? Kazandığımız bu karlarımızla biz İslam'a karşı bir ordu hazırlayacağız. Dedi, Ebu Süfyan da kabul etti. O ticaret kervanından elde ettikleri bütün imkanları, zenginliklerini Uhud Savaşı için hazırlığa kullandılar, sarf ettiler. Sonrasında da Mevla diyor ki, yine ellerindeki ekonomik imkanları İslam'a karşı, Müslümanlara karşı kullandılar. Bugün öyle değil mi? Bugün sadece Vatikan senelik bütçesinde birkaç sene önce bir yerde okumuştum. Hakikatini Allah bilir, rakamda belki artma eksilme olabilir ama
500 milyar dolar. Rakama dikkat edin. 500 milyar dolar Vatikan her sene bütçe ayırıyor. Ne için? Yeryüzünde İslam'ın ortadan kalkması için. Misyonerlik faaliyetleri adı altında. 500 milyar dolar. Amerika bizim dibimizde PYD, PKK'ya 50 bin tır dolusunca silahı babasının hayrına mı verdi? Niye verdi? Kürt devleti kurulacak orada. Kürt devletini kurmak Amerika'ya ne kazandıracak? Kürtleri çok mu seviyor Amerika? Orada Kürt devleti kurulursa içimizdeki Kürtler çok mu rahat edecekler? Öyle mi zannediyorlar? Bugün Kürtlerin sahip olmayıp da o gün Kürtlere size şunu vaat ediyoruz dedikleri ne var Allah aşkına? Şöyle bir düşünelim. Bugün Kürtler neye sahip olamıyorlar? Neden mağduriyet yaşıyorlar? Milletvekili çıkartıyorsun, bakan çıkartıyorsun, meclis başkanı çıkartıyorsun, başbakan çıkartıyorsun, kaymakam var, vali var, istediğiniz yere gelebiliyorsunuz. Ana dilinizde düne kadar konuşamıyordunuz, şimdi ana dilde eğitim veriliyor. Düne kadar Kürtçe şarkı söyleyen adamlar vatandaşlıktan ihraç ediliyordu. Şimdi istediğiniz gibi daha zorunuz ne? Ne istiyorsunuz? PKK'yı, PYD'yi, bunların siyasi uzantılarını birileri kullanarak size Kürt devleti kurduracaklar da başınız göğe mi erecek? Bu oyunu göremeyecek kadar ama maalesef maalesef doğuda nice medreselerde meleler, hocalar, ilim sahipleri bu PKK'nın hala nemelen bir illet, arkasında Ermeni'nin, Siyonizmin, Batı'nın olduğunu göremeyecek ahmak Müslümanlarımız var bizim. Hala bunların siyasi uzantılarıyla gizli kapaklı beraber görüntü vermek istemeyen ittifaka dahil midir değil midir diye böyle flört yapanlar ama bunu görmek istemeyen Müslümanlar Amerika babasının hayrına mı onlara yardım ediyor? Bak Allah diyor ki gavur gavurluğu için ekonomisini kullanıyor. Parasal olarak adamlar İslam'a, Müslüman'a karşı bütün varlıklarıyla sizin karşınızdalar. Peki siz Müslüman olarak ne yapıyorsunuz? Elin gavuru elindeki bütün imkanları sizin aleyhinize kullanıyor. Siz ne yapıyorsunuz Müslümanlar? Kendi memleketiniz, kendi devletiniz, kendi askeriyeniz güçlensin diye bu gavurun karşısında düne kadar başımız önümüzdeydi. Kapılarında dilenci gibi milyon dolarlar dileniyorduk. Ama şimdi elhamdülillah başımız dik, rahat konuşuyoruz. Dünya beşten büyüktür diyoruz. Kusura bakmayın burada bizim de sözümüz geçerli. Burada bizim de dediğimizi dikkate alacaksınız diyoruz. Kendi savunma sanayisini, silahını üreten bir devlet. Çok af buyurun özür diliyorum ama dünyanın hiçbir yerinde Yunanistan'da kendi silahını üreten devlete muhalefet eden Yunanlı bir gavur bulamazsınız. Fransa'nın, İngiliz'in, Alman'ın dünyanın hiçbir gavur memleketinde kendi memleketinin ürettiği silah savunma sanayiinde rahatsız olan bir muhalif vallahi göremezsiniz, billahi bulamazsınız. Ama bizim ürettiğimiz S-400'e ne gerek var diyor adam ya. Bizim düşmanımız mı var diyor. PYD bizim düşmanımız mı diyor adam. İhale sihale ne gerek var diyor adam. Senin savunma milli sanayinin güçlenmesinden rahatsız olan kimse kusura bakmasın ancak kumaşı dışarıda dokunmuş kanı bozuk insanlar rahatsız olur bundan. Allah da diyor ki ey Müslüman kafirler size karşı güçlerini birleştirirken, ittifak ederken, ekonomik olarak maddi desteklerini ortaya koyarken, siz Müslümanlar olarak bırakın kendi devletinizi, kendi ekonominizi, kendi sanayinizi, kendi savunma sisteminizi geliştirmeyi. Bundan nasıl rahatsız olabiliyorsunuz ya? Nasıl kanınız var? Bir Müslüman şu memlekette yerli otomobilden, yerli SİHA'dan, yerli helikopterden, yerli tanktan, yerli uçaktan, yerli savunma sanayiinden. Ben niye Elin Amerika'sına gidip bana F-35'i ver diyeceğim? Niye Rusya'dan S-400'ü almak için pazarlık yapacağım?
Bugüne kadar yaptırmadılar ama bugün yapıyoruz elhamdülillah. Niye sahip çıkmıyorsun vatandaş olarak, Müslüman olarak? Yani içimizden ya bizim de şu milli savunma sanayimize katkımız olsun diye zekat olmaz. Ama hayır nereye vereyim, nereye yardım edeyim, nereye sadaka vereyim diye soran zengin Müslümanlar. Bak gavur seni ortadan kaldırmak için parasını ortaya koyuyor diyor Allah. Sen de paranla devletin sanayisini, ekonomisini güçlendirmek için silahlı kuvvetlere yardım et. Bu silahlı kuvvetler senin ya, milli, yerli, Ahmet'in, Mehmet'in, hükümetin değil. Bugün varlar, yarın yok. Ama o Mehmetçik var. Dolayısıyla Allah rızası için diyorum, şu aç gözlüklerini bir çıkaralım. Partiyle, siyasetle, politikayla devletin bekasını karıştırmayalım. Eğer memleket meselesi mevzu bahis olursa senin partin, benim partim bu Amerika'nın, bu gavurun ekmeğine yağ sürmek olur. Allah böyle bir muhalefet anlayışından bizi muhafaza eylesin. Amin. Milli meselelerde iktidarıyla, muhalefetiyle bir araya gelerek ya bizim memleket söz konusu. Bu PYD, bu PKK yarın burada Kürt devleti kurarsa Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bu Kürt devletinin, Büyük İsrail devletinin parçası olacak. Yunan yarın Amerika 8 tane üs kurdu orada. Bu üsleri Yunan yarın bize karşı kullanacak. Niye muhalefetten tek bir tane ses çıkmıyor? Ben bunu söyledim mi? Siyaset mi yapıyorum Allah aşkına? Türkiye'nin geleceğini düşünmek siyaset mi? Oyuna gelmeyelim, akıllı olalım. Yarın Suriyeliler gibi pişman olup bizim gidecek yerimiz de yok. Bundan başka vatanımız yok. Onun için akıllı olalım. Bak Allah gavur gavurken batıl davasına sahip çıkıyor. Ya siz nasıl iman ettiniz? İnandığınız dininize, devletinize sahip çıkmıyorsunuz ya. Yanlışları konuşmayın demiyorum. Yanlışları eleştirin. Ama neticede söz konusu devlet olduğu zaman da bir duruşumuz olsun ya. Allah hepimize bu anlayışta, bu şuurda olmayı nasip eylesin. Yarın pişman olacağımız kararları almaktan, yarın pişman olacağımız, telafisi olmayacak yanlışı yapmaktan Allah bizleri muhafaza eylesin. Bir ayet-i kerime daha okuyup bitirelim. لِيَمِيزَ اللّٰهُ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ Allah habis olanı tayyip olandan ayıracak. Habis, pis, necis, küfür, Allah'ın razı olmadığı şey demek, tayyip, Allah'ın sevdiği, güzel, hoş, iman manası. Allah pisle temizi, tayyip ile tayyip olmayanı yakında ayıracak diyor Allah. Temyiz edecek. Ne demek bu? Bu dünya içinde geçerli diyor ulema. Bu temyiz ahiret içinde geçerli. Dünya için nasıl temyiz edecek Allah? Ayette buyuruyor ya. Em hasibtum en tedhulul cenne ve lemma ya'lemillahu allazina cahadu minkum ve ya'lemes sabirin. Bize diyor bak Allah. Yoksa siz Allah yolunda cihad etmeden, Allah içinizden cihad edenlerle Allah yolunda sabredenleri ayırmadan cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz diyor Allah. Düşman sizinle beraber harp etmek için hazırlığını yaptı. Amerika üs kurdu. PYD PKK'ya imkan verdi. Şimdi siz imtihandasınız diyor Allah. İçinizden onlara karşı din için, vatan için cihad edenler, cihad edenleri destekleyenler, sebat edip sabredenlerle cihada karşı, devlete, vatana karşı, düşmana karşı ne gerek var diyenleri birbirinden ayırmadan cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz Allah diyor. Bu dünyada bir temyiz. Bir de ahirette var, bitiriyorum. Vemtazul yevm Allah diyor. Bugün temyiz günü. Kıyamet günü Cenab-ı Hak diyecek ki hadi ayrılın bakalım, ayrılın. Tayyip olanlar şöyle bir kenara diyor. Öyle diyor ya ayet bak. Allah habis olanı minet tayyip, tayyip olandan ayıracak. Yani iman edenler bir tarafa, temizler bir tarafa, inkar edenler, isyan edenler, o batıl davanın ittifakları, müttefikleri sizde bir tarafa diyecek Allah. Allah o gün tayyip olanların yanında olmayı bize nasip eylesin. Amin. İman edip Allah'ın razı olacağı hayatı yaşamayı Allah bizlere ikram eylesin. Amin. Batıldan, kötülükten, pislikten, necasetten,
Allah her türlü küfürden, şirkten bizleri muhafaza eylesin. Vatanımızı, milletimizi içerideki ve dışarıdaki ihanetlerden Rabbim korusun, muhafaza eylesin. Rıza lillahi'l-Fatiha.